İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Fransa'da büyük değişim gerçek mi, uydurma mı? Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Ermeni tarafı Azerbaycan pilotlarının uçuşlarını kontrol ediyor. Erdoğan, Türkiye Rus S-400 sistemini satın almıştır ve bu sorun kapanmıştır. İran, yakın bir zamanda ABD ile doğrudan diyaloğa başlamayacak. İdlib'deki terörist grupları Türkiye ve Rusya tarafından önerilen ateşkes ilanına katılmadıklarını söyledi. Stepanakert'te Şemsiye Festivali düzenlenecek. Pan Ermeni oyunları meşalesi Musa Dağı'nın zirvesinde yakıldı. Batı Ermenistan, Fransa'da büyük değiş tokuş politikası bağlamında bu politikanın Orta Doğu'da ve özellikle Batı Ermenistan'da uygulandığı hatırlatılmalıdır. 10 Ocak 1920 Versay Anlaşması ile 10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması'nın onaylanmasının ardından Batı Ermenistan'ın Doğu Lejyonu tarafından Kilikya'nın kurtuluşu sırasında Fransa, Kilikya ile ilgili Kemalist güçleriyle bir anlaşmaya varmaya karar verdi. Müzakere sonucunda 99 yıllık kiralama üzerine herhangi bir uluslararası yasal değeri olmayan Angora Anlaşması'nı imzaladı. Böylece Ermeni sivil nüfusunu savunma yetkisinden mahrum bırakarak buranın egemenliğini Türklere aktardı. Bu, 300 binden fazla Ermeninin katledilmesine sebep oldu. Fransa bu operasyonu 1937'de Aleksandre Sancağı'nın Türkiye tarafından ilhak edilmesine izin vererek gerçekleştirdi. 1989'dan bu yana Azerbaycan, Artsakh'ı zorla ele geçirmek amacıyla Artsakh'ı imha etmeye ya da en iyi ihtimalle Ermeni sivil nüfusunu Artsakh'tan sınır dışı etmeye karar verdi. 3 yıl süren bu ilan edilmemiş savaş birkaç bin kurbana neden oldu. Böylece Fransa'da büyük bir değişim politikası olsaydı o zaman her durumda Fransa'nın Orta Doğu'da ve özellikle Batı Ermenistan'da 100 yıldan fazla bir sürede sahip olduğu tohumlar olabilir. Ermeni nüfusuna ve Batı Ermenistan'a yönelik uluslararası hukukun inkar edilmesi, varlığının inkarına kadar aslında Batı içinde sonuçlara yol açıyor. Ayrıca Batı Ermenistan içindeki ulusların ilişkilerini ihlal ederek ahlakı ve işgalciyi tanıma hakkıyla çelişmektedir. Bununla birlikte bu kitlesel imha politikası sayesinde Türkiye, Birleşmiş Cemiyetler'de ve ardından Birleşmiş Milletler tüzüğüne saygı göstermeden bu yapıda yer aldı. Ermeni nüfusuna karşı savaşın zirvesinde Azerbaycan, Birleşmiş Milletler tüzüğünün aksine Birleşmiş Milletler üyesi oldu. 1894-1923'te Ermenilere karşı işlenen soykırım, bugün 10 milyon Batı Ermenistan nüfusuna karşılık gelen 2 milyondan fazla masum insanın kaybına neden oldu. Diğer pek çok ulusun aksine Ermeniler uluslararası hukuka göre özgür, bağımsız ve egemen Batı Ermenistan'a geri dönmek istiyor. Ancak bir yüzyıl sonra yine de başarılı olamıyorlar. Hatayı bulmak lazım. Bu makale ayrıca Almanya'ya adanmıştır. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan, 13 Haziran'da gazetecilere verdiği demeçte sınırdaki durumun nispeten istikrarlı olduğunu söyledi. Ona göre bu son birkaç günün operasyonu raporları bunu kanıtlıyor. Sınır boyunca insansız hava araçlarının uçuş sayısındaki artışla ilgili soruya bakan, Ermeni tarafının Azerbaycan pilotlarının uçuşlarını kontrol ettiği cevabını verdi. Bakan, Azerbaycan tarafının askeri eğitimi hakkında yorumda bulunmadı ancak uygun bir analizin yapıldığını belirtti. TASS ajansının aktardığına göre NTV kanalında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus S-400 füze sistemlerinin Türkiye'ye temini konusunun kapandığını doğruladı. Erdoğan, ben Türkiye'nin S-400 sistemi alacağını söylemiyorum, Türkiye'nin çoktan satın aldığını söylüyorum. Bu tamamlanmış bir anlaşma dedi ve S-400'lerin önümüzdeki ay Türkiye'ye teslim edileceğini ifade etti. Kyoto Ajansı'nın belirttiğine göre İran yakın bir gelecekte Amerika Birleşik Devletleri ile diyalog başlatmayacak. TASS Ajansı'nın yayınına göre ise aynı zamanda İran Devlet Başkanı Hasan Rouhani ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe arasında 12 Haziran'da yapılan görüşmelerde İran tarafı petrol tedariklerine yönelik yaptırımların kaldırılması gerekliliğini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a iletmesi talebinde bulunmak için Tokyo'ya başvurdu. İdlib şehrinde faaliyet gösteren terörist grupların liderleri Rusya ve Türkiye tarafından ileri sürülen ateşkes ilanına katılmayı reddettiklerini açıkça belirtti. Cebhat el-Vatani Lil Tahrir Terör Koalisyonu basın sözcüsü Naci Mustafa son haftalarda
Suriye ve Rusya'nın özellikle İdlib'de faaliyet gösteren terörist kuvvetlerin Al-Yahudi ve Kernazi doğrultusunda başarılar kaydettikleri sırada ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi. Silahlı terörist grupların liderlerine göre Tahrir Şam müttefikleri kendi görüşmeleri sırasında bile ateşkes meselesini gündeme getirmedi. Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'in Nelson Stepanyan Parkı'nda bir şemsiye festivali 16 Haziran saat 18'de düzenlenecek. Artsakh'taki şemsiye festivalinin fikrini ortaya atan ve girişimci Natella Danielyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı röportajda Ulusam Artsakh Vakfı'nın maddi yardımı ve Stepanakert Belediyesi'nin doğrudan desteğiyle renkli şemsiyeler patikasının açılış töreninin düzenleneceğini söyledi. Etkinlik, Stepanakert'in Şehir Kültür Evi'nin yetenekli öğrencilerinin ve ünlü şarkıcıların katılımıyla gerçekleştirilecek. Pan Ermeni Oyunları heyeti özel misyonuyla Kilikya Ermenistan'a geldi. Musa Dağı'nın eteklerinde Pan Ermeni Oyunları meşalesini yakma şerefi Amerikalı Ermeni hayırsever Albert Boyacan'a verildi. Yanan meşalenin Musa Dağı'nın zirvesine çıkarma gibi eşsiz bir törenin diğer tüm detayları Pan Ermeni Oyunları açılış töreni sırasında gösterilecek. Heyet ayrıca tarihi Kilikya Ermenistan'ın kalelerini, Kral II. Levon Kalesi'ni ve başkent Sisin Kalesi'ni de ziyaret etti. 7. Pan Ermeni Oyunları bu yıl Ağustos ayında gerçekleşecek. Açılış töreni 6 Ağustos'ta Stepanakert'te yer alacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hazer adlı korodan Yescem Moranım adlı eseri sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.